Evet, herkese merhaba arkadaşlar. 12. sınıf e, derslerimize tam hız devam ediyoruz. E, biliyorsunuz arkadaşlar bu e, sınavımızın konuları e, kısaltıldı. ikinci dönem konuları çıkartıldı ve... E, ...bizim de geleceğimiz, aslında bakacak olursanız son konu başlığı... E, ...inkılap tarihinin e, Atatürkçülük ve Türk inkılabı konusu olacak arkadaşlar. E, bundan sonra... Ee, soru çözümlerimiz olacak. Ee, 9, 10, 11 ve 12. sınıfın birinci dönem e, konularıyla alakalı e, TYT, AYT testleri çözeceğiz beraber. E, bundan sonraki videolarımızda. E, arkadaşlar, öncelikle e, Türk İnkılabı'nın nasıl gerçekleştiğini e, ve daha öncesinde aslında neler olduğunu göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyılda çağdaş milletlerden geri kalmamak için çeşitli adımlar atışından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Osmanlı'daki bu e, geri gitmenin ve bu e, küçülmenin, güçsüzleşmenin e, çözümü olarak ıslahat adı verilen yenilikler yapılmış ve bunun önüne geçirmeye çalışılmış. 20. yüzyılda Atatürk önderliğinde birçok alanda yeni kurumlar oluşturuldu. Çağın Gereklerine uymayan eski kurumlar kapatıldı, yenileri açıldı. Türk milletinin tarihi birikimlerine esas alınarak yapılan tüm bu çağdaşlaşma çabalarına Türk, Türk İnkılabı adı verilir. Türk İnkılabı'nın esasları Atatürkçü düşünce sistemini oluşturur. Arkadaşlar Atatürkçü düşünce sisteminde biliyoruz ki Atatürk'ün ilkeleri ve Atatürk'ün inkılapları var. Ee, öncelikle arkadaşlar ilkeleri göreceğiz. Ee, hep birlikte e, cumhuriyetçilik, laiklik devletçilik, halkçılık, inkılapçılık e, ilkelerini hep birlikte daha çok ayrıntılı da göreceğiz arkadaşlar. Sorularda da göreceğiz. Bu ilkelerle alakalı sorumuz var arkadaşlar kesin. Önemli olan çıkarımı nasıl yapmamız gerektiği. E, verdiği metinde hangi ilkeyi bizden istediğini anında bulmak e, gerekiyor. Ve bunun yöntemleri var arkadaşlar. Bunları ben anlatacağım size. Öncelikle Türk toplumunun ihtiyaçlarından oluşuyor bu ilkeler ve temelinde Türk kültürü var. Herhangi bir dış baskı zorlama veya taklitçiliğe dayalı değil, aklı ve bilme dayalı, anlam ve amaç bakımından birbirini tamamlayan bir bütün, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlamış, milliyetçilik duygusuna dayalı, Türk inkılabı ile uygulamaya konulmuş. 5 Şubat 1937'de 24 Anayasasında yapılan bir değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri olarak kabul edilen Atatürk ilkeleri anayasaya da girmiştir diyoruz. Temel ilkeler arkadaşlar 6 ilkemiz var ve e, bu 6 ilkenin e, aslında bakacak olursanız isminden de çok rahat hani soruda e, isminden de kopya çekebilirsiniz. Milliyetçilik Halkçılık, cumhuriyetçilik, laiklik devletçilik ve inkılapçılık. Arkadaşlar e, sorularda bol bol göreceğiz. Eğer ki bir yeni kurum açma, bir e, eski bir şeyi değiştirme, e, bir devrim yapma e, geçiyorsa eğer ki sorunun içerisinde e, inkılapçılığı işaretleyeceğiz. Arkadaşlar e, fabrika... Devletin kendi eliyle yaptığı planlar, e, ekonomiyi iyileştirmek için yaptığı çalışmalar, devletçilik politikasını dayandıracağız. E, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak bildiğimiz laiklik ise arkadaşlar e, ilke olarak bize soruda nasıl çıkar? Arkadaşlar tekke ve zaviyelerin kapatılması, hilafetin kaldırılması, ondan sonra e, sahte hocaların yakalanması veya işte bu tarz dini e, nitelikli bir soru gelirse e, cevap olan temel ilkemiz laiklik oluyor diyoruz. Arkadaşlar e, peki rejim sorusu da gelebiliyor. E, işte cumhuriyetçilik sorusu da gelebiliyor. E, halkın liderlerini seçmesinden tutun da işte e, birçok eee Yet hani halkın gücüne, halkın iradesine, e, halkın kararına dayalı bir soru gelirse cevabımız cumhuriyetçilik oluyor. E, halkçılık ise arkadaşlar e, ins, yani halkın düzeyinde bir yenilik, e, onlar için yapılan sosyal bakın burada arayacağımız söz sosyal yapılan yenilik sosyalse eğer halkçılık ilkesi taşır. Yani ee, sosyal bir e, yapılanma, sosyal bir yenilik varsa cevabımız hakçılık ilkesi oluyor. Milliyetçilik ise, ilkesi ise arkadaşlar onu da göreceğiz. Ee, Türk tarih kurumu, Türk dil kurumu, hani bütün bunların hani e, Türkiye Cumhuriyetinin bayrağının tutun isteklerine marşına kadar ee, Türklükle alakalı. Ee, bir durum söz konusuysa burada da milliyetçiliği oluyor cevabımız. Evet arkadaşlar, cumhuriyetçiliğe gelecek olursak ayrıntılı bir şekilde Atatürkçü düşünce sisteminin dayanığı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyette egemenlik kişi, zümre, sınıf gibi toplumların bir kısmına değil tüm halka aittir. Cumhuriyet yönetiminin esası halkın ülke yönetimine kendisini temsil edecek devlet başkanının yöneticileri, temsilcileri anayasada belirlenen sürede seçim yoluyla iş başına getirmesidir. 1919'da başlayan Milli Mücadele kongrelerde alınan kararlarla milli idareyi esas alarak yürütülmüş. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Cumhuriyet yönetimine doğru giden süreç hızlanmıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla yeni Türkiye devleti resmi olarak milli egemenliğe dayalı bir cumhuriyet rejimine, bir yönetime kavuşmuştur diyoruz arkadaşlar. Bu yönetimin temel ilkelerinden biri de devletin yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrı olması anlamına gelen kuvvetler ayrılığıdır. Arkadaşlar biliyorsunuz cumhuriyet rejimi dışındaki birçok rejimde kuvvetler birliği vardı. Yani yasama, yürütme ve yargı tek bir eldeydi. Meclis eğer tek bir meclis, kişi ise eğer tek bir kişideydi. Ama kuvvetler ayrılığı benimseniyor. Türk Devleti'nin yönetim şekli cumhuriyettir. İlkesi 24 Anayasası'ndan itibaren bütün anayasamızda yer almıştır. Ee, hani değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan maddelerden birisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı. 21 ve 24 Anayasalarının kabulü, çok partili hayata denemeleri ile inkılaplar cumhuriyetlik, e, cumhuriyetçilikle ilgilidir. Atatürkçü düşüncenin en büyük hedeflerinden birisi de milli egemenliktir demişiz. Evet arkadaşlar milliyetçiliğe gelelim. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırkçılığı reddeder. Laiktir, barışçıl ve insancıldır. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaç edinir. Bu ilke Kurtuluş Savaşı'mızın çıkış noktası olmuştur. Bakın Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, kapitülasyonların kaldırılması, kabotaj yasasının kabulü yani Türk denizcilik kanunu, Türk parasını koruma kanununun kabulü, Merkez Bankası'nın kurulması, yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi, Misak-ı Milli, Erzurum ve Sivas kongrelerindeki vatan bir bütündür parçalanamaz kararı. Bunlarla alakalı soru geldiğinde cevabımız milliyetçilik oluyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, bulması kolay e, Milliyetçiliğin hani cevap olacağı bir soruda e, nereden yola çıkacağımızı bulması kolay oluyor. Halkçılığa girecek olursak olursak arkadaşlar ne demiş ne dedim ne demiştim size e, e, halka yani sosyal bir e, nitelik taşıyacak sorunun içinde halkçılık ilkesi ülke sınırları içinde yaşayan değişik sosyal grupların mutluluk ve refahını arttırmayı amaçlar. Halkçılık eşitlik esastır. Halkçılık ilkesi cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir zorunlu sonucudur. Aşar vergisinin kaldırılması. Kılık kıyafet kanununun kabulü. Bakın hepsi halka yönelik. Medeni kanunun kabulü halka yönelik. Kadınlara siyasi haklar verilmesi halka yönelik. Soyadı kanunun kabul edilmesi halka yönelik, Ünvan ve lakapların kaldırılması halka yönelik, ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi halka yönelik, sosyal devlet anlayışı ve hakçılık ilke, e, sosyal devlet anlayışı halka yönelik, hepsi hakçılık ilkesiyle ilgili arkadaşlar, halkla ilgili e, bir soru geldiğinde e, yani insanların yaşayışına dokunan bir ee, yenilik bir inkılap e, bir düzen sorulduğunda cevabımız halkçılık oluyor diyoruz. Evet devletçilik arkadaşlar e, ekonomi, devletin ekonomisiyle alakalı bir plan sorusu varsa cevabı devletçilik oluyor arkadaşlar genelde. Ve genelde de devletçiliği bize 5 yıllık 1. E, 5 yıllık kalkınma planı ile soru, soruyorlar ama başka şekilde de sorulabilir tabi. Devletçiliğin esası başta ekonomi olmak üzere her alanda devletin planlamacı bir tutum takınmasıdır. Devletçilik ilkesi devletin planlama görevinin yanında bireysel faaliyetleri ve çalışmayı da kabul eder. 1933'te planlı kalkınmaya geçiş anlamı taşıyan devletçilik ilkesi bu yıldan itibaren uygulanmaya konulmuştur. Demir, çimento, şeker fabrikalarının kurulması. Bakın özel değil bunlar. Devlet. Özel olsa başka bir şey oluyor. Devlet eliyle bunlar kurulduğu için devletçilik. Sümer Bank ve Etibank'ın kurulması. Devlet bankaları bunlar. Devlet teşvikini, yani devletin bankaları sonuçta halka bir kredi burada söz konusu. Çiftçiye bir şey söz konusu, hani kredi söz konusu tamam ama bu bankaları kuran devlet ve devletin kalkınması için kurduğu Dolayı cevabımız devletçilik oluyor. Ee, ve birinci beş yıllık kalkınma planının hazırlanması devletçilik ilgilidir dedik. Laiklik ilkesine gelecek olursak arkadaşlar bunu anlatmamıza bile gerek yok. Bir soruda e, çok rahat bulabileceğimiz cevap e, yani çok kolay bir soru olarak soruluyor genelde bize. Çünkü hemen bulabiliyoruz. Ne dedim? E, dini bir yenilik e, arayacağız burada. Bir kavram olarak laiklik din olan din dini olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılmasıdır. Laiklik yoluyla devlet yaşamında aklın ve bilimin egemen, egemen olması sağlanır. Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, şer'i efkaf vekaletinin kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanunu, medreselerin kapatılması ve marif teşkilatının kurulması. Arkadaşlar bunların hepsini bakacak olursanız ee, bunların <laughs> dini bir tutanağı var. Tedrisatla arkadaşlar e, medreseler kaldırıldı Sonuçta okul niteliği taşısa da medrese dini bir okuldu Aslında e, Ondan sonra şeriye efkaf vekaletinin kaldırılması arkadaşlar e, burada işte e, bunun yerine ne kurulacak arkadaşlar şu anda da e, bulunan e, bizim bizim e, din din işlerimizle uğraşan ismini unuttum şimdi şeyin e, gerçekten unuttum bak. Neyse ona hatırlayacağım ben. E, Halifelik ve saltanatın kaldırılması zaten biliyoruz ki laiklikle alakalı. E, geçelim. E, Kılı kıyafet kanunun kabulü e, bu pek fazlasına laiklikle alakalı bir şey değil. Eee laiklikte karşımıza çıkmaz. Tekke ve zaviye ve türbelerin kapatılması Türk Medeni Kanunu'nun kabulü e, 24 Anayasası'nda yer alan devletin dini İslam'dır hükmünün 28 anayasa, 28'de anayasadan çıkarılması. E, evet arkadaşlar biz e, Müslüman bir devlet değiliz. Yani anayasasında bu yazan, bu e, dini yazan bir devlet değiliz. E, Fransa gibi bizde de laik bir devlet olduğumuz yazıyor. 37'de laiklik maddesi konuluyor. Cumhurbaşkanı ve vekil yemin şekli değiştiriliyor bundan sonra evet <laughs> geçelim inkılapçılığa arkadaşlar devrimcilik yazmış inkılapçılığa ama şöyle bir durum var arkadaşlar inkılapçılık aslında devrimcilikten biraz daha farklıdır devrimcilik olan bir düzeni değiştirmek anlamına geliyor inkılap ise yeni bir düzen ortaya çıkarmak anlamına geliyor aslında Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denilmektedir. Türk toplumunun çağın gerisinde bıra bırakan kurumları ortadan kaldırmak veya bu kurumları yeniden geliştirmeye uygun hale getirmek İnkılapçılık ilkesi çağdaşlaşmayı sağlayan güçtür. İnkılapçılık ilkesinin uygulanması Cumhuriyet'in ilk yıllarından aydın bir nesil oluşmasına zemin hazırlamıştır. Atatürk inkılapları çerçevesindeki yapılan her yenilik e, yenilik hareketi Atatürk düşüncesinin inkılapçılık ilkesinin kapsamında değerlendirilir. Evet arkadaşlar yani aslında bakacak olursanız e, birçok inkılabı size verir ve e, cevap olarak da inkılapçılığı isteyebilir. E, çünkü bunun bu şekilde yapılmasını ÖSYM çok seviyor onu söyleyeyim. Yani değişik değişik maddeler koyuyor. Dini inkılap koyuyor veya yeni halk düzeyinde halkçılık diyebileceğimiz inkılaplar koyuyor. Ama şıklarda ne layıklık var ne halkçılık var onun yerine inkılapçılığı koymuş durumda oluyor bazen. Buradan da bu çıkarımı yapabiliriz aslında. E, saat, ölçü, takvim, hafta tatili konularında yapılan değişiklikler inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir Yani genelde e, ÖSYM e bu size söylediğim soru tarzı çok zor oluyor e, Zorlarsa böyle zorlar ama zorlamadığı zaman inkılapçılığını nasıl soruyor hocam? Saat, ölçü, takvim, hafta tatili e, birçok şeyin gündelik hayatla alakalı bir değişim soruyor aslında e, Bunların cevabı inkılapçılık oluyor Evet, kısaca not almak için size bir tablo burada vermiş. İsteyenler not alabilir bunu tabii. Cumhuriyetçilik, milli egemenlikle alakalı, milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, milli bağımsızlık, halkçılık, yurtta barış, dünyada barış, insan ve insan sevgisi. Atatürk sözlerini verebiliyor. Atatürk'ün şuradaki sözü Atatürk ilkelerinden hangisine aittir diye sorabiliyor. İşte yurtta barış, dünyada barış, insan ve insanlık sevgisi ülke ve halkın kalkınması, laiklik, akılcılık, bilimsellik, inkılapçılık, çağdaşlaşma ve batılılaşma. Evet siyasi alanda yapılan inkılaplara geleceğiz arkadaşlar şimdi. Siyasi alanda yapılan inkılaplardan tabii ki de en önemlisi Osmanlı Devleti'ni de ortadan kaldıran bir inkılap saltanatın kaldırılması. Nedeni ise saltanat varlığının milli iradesiyle uyuşmaması. Milli iradeyle uyuşmaması. Lozan konferansına TBMM'nin yanında İstanbul Hükümeti'nin de çağrılıp böyle bir iki başlılık ortaya çıkarmak istemesi itilaf devletlerinin. TBMM'nin açılışıyla saltanatın varlığının gereksizliği, milli iradenin zaten gerçekleşmiş olması. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali ile saltanatın işlerliğinin kaybetmesi. Dini otorite ile siyasi otoritenin ayrılarak laikliğe geçişin hızlandırılmak istenmesi diyelim. Sonuçları Lozan Konferansı'nda Türkler arasında ikilik çıkması önlenmiş. Milli egemenliğin önündeki önemli bir engel ortadan kaldırılmış. Devrimlerin ve çağlaş, e, çağdaşlaşmanın önündeki önemli bir engel ortadan kaldırılmış. Osmanlı Devleti'nin siyasi olarak resmen sona erdiğini söyledik. Birinci TBMM e kayda değer tek devrimi bu olduğunu söyleyebiliriz. Son Padişah Vahdettin ülkeyi terk etmiştir. Abdülmecit Efendi TBMM tarafından e, halife ilan edilmiştir. Arkadaşlar son halife Abdülmecit Efendi'nin Osmanlı Hanedanlığı'yla bir akrabalığı yok. Bir alakası yok. TBMM tarafından e, seçilmiş e, bir kişidir Abdülmecit Efendi. E, son halife olarak e, ilan edilmiş. Yani halife olarak ilan edilmiş. Zaten e, iki sene sonrasında da e, halifelik de ortadan kaldırılacak. İkinci meclisin açılması 23 Nisan 1920 yılında kurulan e, meclis kurucu meclisti. Savaş sonrasında meclisin yenilenmesi düşüncesi ağırlık kazandı. Çünkü Mustafa Kemal'e karşı saltanatın kaldırılması ile ilgili muhalefetin oluşması, Te birinci tepebemenin savaş sırasında yıpranması, gazi meclis olması yani. Yeni Türk Devleti'nin çağdaşlaşma düşüncesi. Ee, yeni Türk Devleti'ni çağdaşlaştırma düşüncesi. Mustafa Kemal daha önce oluşan Vedafa Hukuk Grubu'na esas alarak 9 Eylül 1923'te yeni Türkiye'nin ilk siyasi partisini, halk fırkasını kurdu. İkinci meclis 11 Ağustos 1923'te açıldı. Saltanatın kaldırılması dışında inkılapları gerçekleştirildiği meclis bu meclistir diyoruz arkadaşlar. Ankara'nın başkent oluşu İstanbul boşaltılınca yeni başkentin neresi olacağı konusu gündeme geldi. Ankara yasasıyla şey, Ankara yasayla başkenti sayılmıştır. Bu e, tercihte Ankara'nın coğrafi, jeopolitik ve stratejik konumu önemli rol, rol oynamıştı bu dönemde. Ama tabii daha sonra mecliste şöyle e, hani tamam artık e, ülkeyi kurtardık. E, başkentimiz İstanbul olsun diyen milletvekilleri vardı. Ama Ankara'nın sahip olduğu konumu ülkenin savunmasında ve idaresinde avantaj oluşacağı düşünüleceğinden hani bir sonra belki tekrardan savaş çıkar diyerekten ee, çıkarılan kanunla 13 Ekim 1923'te Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu diyoruz. Cumhuriyetin ilanı. Evet arkadaşlar, Cumhuriyetin ilanına geldik. TBMM'nin açılmasıyla Ulusal Egemenlik kez yürürlüğü konmuş. Dolayısıyla Cumhuriyet yönetimi fiilen uygulamaya başlanmıştır. İkinci meclisin görevine başlamasına rağmen bir türlü hükümetin kuramaması hükümeti kuramaması bir hükümet bulanımının yaşanmasına neden olmuştur. Hükümet bulanımının, meclis hükümeti sisteminin nedeniyle aşılamaması kabine sistemine geçmek dolayısıyla cumhuriyeti ilan etmek için uygun bir ortam hazırlamıştır. Böylelikle 29 Ekim 1923'te bir anayasa değişikliğiyle cumhuriyet ilan edilmiştir arkadaşlar. Devletin rejiminin adı konulduğu, devlet başkanlığı sorunu çözümlendi. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Yapılacak yeni inkılaplara ortam hazırlandı. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Meclis Başkanı Ali Fethi Hokyar, Başbakan ise İsmet İnönü oldu diyoruz. Cumhuriyetin ilanı milli egemenliğe geçişte en önemli adımdır diyoruz arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılması Hz. Muhammed'in vefatıyla İslam devletlerinin devlet işlerinin yürütülmesi halifeler yoluyla yapılıyordu. Devlet başkanları halife ismini alıyordu. Memlükler ortadan kaldıktan kaldırıldıktan sonra e, Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim e, Memlükler ortadan kaldırdıktan sonra halifeliği de kendi eline aldı. E, ve ta ki e, saltanatın kaldırılmasına kadar yani 1922'ye kadar saltanatla birlikte padişah aynı zamanda halifeydi. Saltanatın kaldırılmasıyla halife siyasi etkilerine ayrılıp dini etkileriyle varlığını sürdürdü. Eski rejim yanları cumhuriyete karşı muhalefet, e, muhalefetlerini ifade edebilmek için halife Abdülmec'in etrafında etkili olmaya başladı. E, Tabi bu da e, sonuçta bir yine bir iki başlılığı ortaya çıkaracak. ...ve yeni kurulmuş bir cumhuriyetin maazallah daha kurulma aşamasındayken yıkılmasına bile sebebiyet verebilecek bir durum. Ee, nedenleri halifeliğin cumhuriyetçilik, demokratik, layık, çağdaş ilkeleriyle bağdaşmaması. Halifeliğin ümmetçilik, tebevümenin ise milliyetçilik ilkesini esas alması. Tebevümenin Türk milletinin temsilcisi en yetkili yönetim organı haline gelmesi. Abdülmecid Efendi'nin meclisin iç ve dış politikalarına uymaması... Abdülmecit Efendi'nin hala kendisi otoriteymiş gibi davranması ve çeşitli görüşmelerde törenler yapması, Hintli Müslümanların liderlerinin yazdık, yazdıkları mektup ile Türkiye'nin iç işlerine karışması, halifeliğin kaldırılmasına sebep olacak. Meclisin 3 Mart 1924'te kabul ettiği bir yasayla halifeliği kaldırmıştır. Aynı kanunla Osmanlı Ailesi üyelerinin de yurt dışına çıkarılmaları ileride saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamaları için kabul edilmiştir. Ee, öğretimi birleştirilmesi kanunu da bu dönem aynı gün kabul edilmiştir Tevhidi Tedrisat. Ee, tevhidi Tedrisat ile bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Ee, eğitim ve öğretimde Birlik denetim bu şekilde sağlandı, diyoruz. Bu kanun sonucunda medreseler kapatıldı. Vakıf medrese ve ibadetini denetleyen şeriye efkaf vekaleti kaldırıldı. Din işleri aynen bakın aklıma gelmeyen başkanlık Diyanet İşleri Başkanlığı evet şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Başına ise Ankara müftesi, müftüsü orijinali müftüsüdür. Rıfat Börekçi getiriliyor. Vakıfları kontrol etmek amacıyla vakıflar müdürlüğü kuruluyor. Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılıyor. En yüksek askeri makam olarak Genel kurmay Başkanlığı kuruluyor. Bakın burada yerine geçenleri anlayabiliyorsunuz. Hani e, o yüzden ayrıntılı bir açıklama yapmak e, ihtiyacı duymuyorum. 3 Mart 1924'te kabul edilen bu kanuna layık devlet düzenine geçişte önemli bir adım atıldı demiş. Ee, anayasa hareketleri milli mücadele döneminde meclisin açıldığı açılmasında Osmanlı kanunu esasi e, yürürlükteydi. 20 Ocak 1921'de meclisin yeni bir anayasa kabul etmesi, ilk anayasa olan teşkilatı esasiye 23 madde ve bir ek maddeden oluşuyordu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Savaş döneminin olağanüstü şartlarında yapılan teşkilat-ı esasiye yeni dönemin ihtiyaçlarını asla bir şekilde karşılayamazdı. 20 Nisan 1924'te yeni anayasa meclise kabul ettirilerek yürürlüğe girildi. 24 Anayasası 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar yürürlükte kalmıştır. 60 dar darbesinden sonra 60 Anayasası çıkacak. 60 Anayasası'ndan sonra 61 de deniyor. 82 anayasası çıkacak 80 darbesinden sonra ve 82 anayasasından sonra arkadaşlar 2017 anayasa maddelerin düzenlemeleri var anayasamızda. Onun dışında hala 82 anayasasını kullanıyoruz diyebiliriz. Arkadaşlar şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde hukuk alanındaki yenilikler ve soru çözümlerimiz olacak bol bol. Kendinize iyi bakın.